Onu hiç görmedim. Yüz yüze gelmedim. Ama onu tanıyorum. Sesini cızırtılı bantlardan dinledim. Hep siyah beyaz filmlerde gördüm yüzünü. Çelik bakışlarını şiirlerde okudum. Onu yaşıyorum. Özlü sözlerini okudum köşe başlarında. Adını her sabah okul sıralarında andım. Şimdi onunla son yolculuğa çıkıyorum bir kez daha. Onun geçtiği yollardan geçiyorum. Yollarda bıraktığı anıların izini sürüyorum. Çektiği acıları ruhumda taşıyorum. Hala onu arıyorum. Yine bir 10 Kasım sabahındayız. Yine matem doluyuz. Çünkü bugün atamızın ölüm yıl dönümü, aramızdan ayrıldığı gün. Bizler her milli bayramda büstüne çiçekler, çilekler koyduk. Önünde saygıyla eğildik. Yurdumuz düşmanlardan kurtarmıştı ya, minnet borçluyduk. Sevecektik elbet. Bitmez tükenmez tören hazırlıkları, ayakta saatlerce bekleyerek yapılan törenler. Biz anlamadan, bilmeden sevdik. Atatürk'ü anlamak demek, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak demek olmalı. Vatanımız için çalışmak ve üretmek anlamına gelmeli. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, protokolün değerli üyeleri, siz kıymetli misafirlerimiz ve sevgili öğrenciler. Atamızı kaybedişimizin 83. yıl dönümünde onu anmak için toplanmış bulunuyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi kanlarıyla kuran ve kanlarıyla koruyan şehitlerimiz ve sonsuzluğa göç edenlerin ruhları ve manevi huzurlarında sizleri tören komutanı Ödemiş Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Gamze Elbirliğin komutuyla saygı duruşuna, ardından Ödemiş Ortaokulu müzik öğretmeni Necla Adagideli yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Thank you.
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı günün 83. yıl dönümünde onu anmak ve anlamak amacıyla burada toplandık. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir demişti Atatürk. Bu nedenle bizler onu anlamak, fikirlerini ve duygularını hissederek yaşamak ve bunu sonraki kuşaklara aktarmak bilinci ve görevindeyiz. Peki Atatürk'ü anlamak ne demektir? Atatürk'ü anlamak, bilime inanmak demektir. 2 yıla yakın zamandır hayatımızın her alanını son derece olumsuz etkileyen salgın döneminde belki de son yıllarda duymadığımız kadar bilim kelimesini duyduk. Dünyanın neresinde olursa olsun bilim insanlarının aşıyı bulması için sabırsızlıkla bekledik. Salgına karşı nasıl davranmamız gerektiğini satır satır ezberledik. Anladık ki bu tür felaketlerden ve daha nicelerinden ancak bilimin yol göstericiliği sayesinde kurtulabiliriz. Bir gün benim düşüncelerimle bilim çelişirse bilimi tercih edin diyecek kadar da bilimi özümsemiş bir liderden bahsediyoruz. Atatürk'ü anlamak demek, demokrasiye inanmak demektir. Siyasal iktidarların ancak halkın tercihiyle değişebileceğine inanmaktır. Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı dönemlerinde bile meclis açarak kararların meclis tarafından alınmasını sağlayan, cumhuriyet ilan ederek halkı yönetimin en etkili gücü haline getiren bir lider. O halde anayasamızda ifadesini bulan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin koruması ve yüceltmesi gereken en büyük sığınağımız durumundadır. Atatürk'ü anlamak demek, yurtta ve dünyada barışa inanmak demektir. Yaşamı savaş meydanlarında geçmiş bir lider, milletlerin hayatına kastedilmedikçe savaş cinayettir diyecek kadar barıştan yana tavrını göstermiştir. Onun için önce kendi içimizde toplumsal barışı sağlamak, sonra da komşularımız ve diğer dünya ülkeleriyle milli menfaatlerimizden taviz vermeden barış içinde yaşamak kararlılığında olmalıyız. Atatürk'ü anlamak demek, toplumsal eşitliğe inanmak demektir. Çağının çok ilerisinde hamleler yaparak kısa sürede kadın erkek eşitliğinde medeni ülkeler denilen devletlere örnek bir ülke yaratılmıştır. Atatürk'ü anlamak demek, yoksulluk ve cehaletle mücadeleye inanmak demektir. Kurtuluş Savaşı'nın ardından asıl savaş şimdi başlıyor. Bizim asıl mücadelemiz yoksulluk ve cehaletle demiştir. Cumhuriyetle birlikte ardı ardına kurulan fabrikalar, örnek tarım uygulamaları, eğitimde yapılan inkılaplar kısa sürede bu mücadelede ne kadar yol alındığını hepimize göstermiştir. Değerli misafirlerimiz, aramızdan bedenen ayrılışının yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükranla anıyorum. Bu vesileyle geçmişten günümüze vatan mücadelesinde can vermiş tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Penceresinin dışına astığı Türk bayrağını odanın içinden bile daima net şekilde görmek için her hafta kirlenen camını silen zihinsel engelli diye adlandırdığımız çocuklarımız ve 9:05 geçmeyen saatlerimiz var bizim. Gönderi asılı olan bayrak indirildi diye kendini tehlikeye atarak metrelerce tırmanıp onu tekrar göndere büyük bir gururla asan gençlerimiz ve 9:05 geçmeyen saatlerimiz var bizim. Ülke içi veya dışında kazandığı başarısını en zirvede onurlandırmak için Atatürk ve Türk bayrağı ile paylaşan yetenekli ya da dahi diye adlandırdığımız çocuklarımız, bilim insanlarımız ve 9:05 geçmeyen saatlerimiz var. Yolda yürürken rüzgar ile savrulan Türk bayrağını tutup 3 kere öpüp alnına koyduktan sonra Atatürk'ün izinde yoluna devam eden kadınlarımız ve 9:05 geçmeyen saatlerimiz var. Çocuğu şehit düştüğünde yüreğindeki en büyük yangına rağmen vatan sağ olsun diyebilen tüm bu yiğitleri yetiştiren ana babalarımız ve 9:05 geçmeyen saatlerimiz var.
Gördüğüm ve bildiğim bir gerçek var ki, Türkiye'deki ana, baba ve çocukların saati hiçbir zaman 9:05 geçmedi. Bunca yıl geçmesine rağmen tüm Türkiye'yi 2 dakika boyunca hareketsiz bırakacak kadar saygı, sevgi ve minnet duyduğumuz, siren sesleri yayılmaya başladığında saygı ve minnetten gözlerimizi ve yüreğimizi dolduran 365 günün tamamında "Korkma sönmez bu şafaklar" sözlerini yüreğinden hiç çıkartmayan analarımız, babalarımız, çocuklarımız ve 9:05 geçmeyen saatlerimiz var bizim. Yetişen ve yetiştirene saygı ve hürmetle. Benim en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti için Mustafa Kemal neler yapmış? Daha doğrusu nasıl bir ülke devralmış? Gelin öğretmenlerimizden dinleyelim. ...29 Ekim 1923 sabahı. Nüfus 13 milyondu. 11 milyon kişi köyde yaşıyordu. 40 bin köy vardı. 37 bininde okul yoktu. Postane yoktu. 30 bin köyde, yani her 4 köyün 3 binde cami yoktu. Traktör sayısı sıfırdı. Kara saban vardı. Ayçiçeği üretimi yoktu. Şeker üretimi yoktu. Ekmeklik un bile ithaldi. Pirinç ithaldi. Bütün memlekette sadece 5000 hektar alan sulanabiliyordu. 5000 köyde sığır vebası vardı. Hayvanlar kırılıyor, insanlar kırılıyordu. Verem, tifo, tifüs salgını vardı. Bitle başa çıkılamıyordu. Bebek ölüm oranı %40'ın üstündeydi. Dünyaya gelen her iki bebekten biri ölüyordu. Anne ve ölüm oranı %18'di. Her 5 anneden biri ölüyordu. Ortalama ömür 40'tı. 41. yaşını gören şanslıydı. Memlekette sadece 337 doktor vardı. 60 eczacı vardı. Sadece 8'i Türktü. Diş hekimi sayısı 0'dı. Sadece 4 hemşire vardı. Yanmış bina sayısı 115 bin, hasarlı bina sayısı 12 bin. Komple kül edilmiş köy sayısı 1000'in üzerindeydi. Ülkeyi yeniden inşa etmek gerekiyor. Kiremit bile ithal. Limanlar, madenler yabancıya ait. Demir yollarının bir metresi bile bize ait değildi. Toplam sermayenin sadece %15'i tuttu. Osmanlı'dan ayakta kala kala 4 fabrika kalmıştı. Hereke İpek, Hesane Yün, Bakırköy ve Beykoz dedi. Sanayi denilen işletmelerin %96'sında motor yoktu. 10 işçiden fazla işçi çalıştıran sadece 280 iş yeri vardı. Bunların da 250'si yabancılarındı. Kişi başına milli gelir 45 dolardı. Elektrik sadece İstanbul, İzmir ve Tarsus'ta vardı. Güya vardı demek daha doğru. Çünkü elektrik üretimi sadece 50 kilovat saatti. 4 mevsim kullanılabilen karayolu yoktu. Zaten perişan haldeydik. Üstüne mübadeleyle, yani nüfus değişimiyle 400 bin insan geldi. Ceplerinde para yok, iş yok, başlarını sokacak ev yoktu. Sığınabilecekleri akraba yoktu. Çoğunluğu hastaydı. Gelen her iki çocuktan biri yollarda, at arabalarının sırtında ilk 2 ay içinde hayatını kaybetti. Kadınların eşit eğitim hakkı yoktu. Meslek edinme hakkı yoktu. Boşanma hakkı yoktu. Velayet hakkı yoktu. Kendisine miras kalan mallar üzerinde bile söz hakkı yoktu. Seçme hakkı yoktu. Seçilme hakkı yoktu. Çalışma hayatında kadının adı yoktu. Eşit işe, eşit ücret hakkı yoktu. Kimisi
Alaturka saati kullanıyor. Güneşin battığı anı 12 kabul ediyordu. Kimisi zevali saati kullanıyor. Güneşin en tepe olduğu anı 12 kabul ediyordu. Kimisi güneş batarken grubi saati esas alıyordu. Kimisi güneşin tamamen battığı ezani saati esas alıyordu. Saat kaç kardeşim diye sorduğunda her kafadan ayrı ses çıkıyordu. Kimisi hicri takvim kullanıyordu. Kimisi Rumi takvim kullanıyordu. Kimisinin Şubat'ı, kimisinin Aralık'ına denk geliyordu. Herkes aynı zaman dilimindeydi ama farklı aylarda yaşıyordu. Dirhem, okka, çeki vardı. Arşın, kulaç, fersah vardı. Ne ağırlığımız dünyaya ayak uydurabiliyordu, ne uzunluğumuz. Ekim 1923 sabahı Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralınan ülkedeki tablo buydu. Asıl savaş bundan sonra başlayacaktı. Mustafa Kemal kendi el yazısıyla İsmet İnönü'ye mektup yazdı. Cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı, cumhuriyetin ilk gününde cumhuriyetin ilk başbakanına şöyle diyordu. Bize geri, borçlu, hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görev bu. Özgür bir toplum oluşturmak, çağdaşlaşmak. Bu ideali gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. Thank you.
yolsuzlukta. Ruh gibi bir şey görülmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Hep kardeşliğe, bolluğa giden yolda, bilimin, yapıcılığın aydınlığında, güzel düşünceler, soyut fikirlerde ben, evrensel yepyeni buluşlarda, geriliği kovmuşum ben dönmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Başın mı dertte, beni hatırla, duy beni en sıkıldığın an. Baştan sona her şeyiyle bu vatan, sakın ağlamasın Kasımlarda. Fatihler, Kanuniler ölmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Göğsümüzün kabardığı Nazilli Sümerbank basma fabrikasına gidelim. Türk tekstilinin temeli kabul edilen Nazilli Sümerbank basma fabrikası, yurt dışından alınan kredi ve makinelerle yaptırıldı. 1937'de Atatürk bizzat açtı. 2500 insanımız çalışıyordu. 700 kişilik sinema salonu vardı. Haftada 6 gün film gösteriliyordu. Tiyatro salonu vardı. İşçilerin tiyatro kulübü vardı. Müzik grubu, korosu, fabrikanın radyosu vardı. Fabrikada piyano vardı. Resim, heykel sergileri açılıyordu. Bahçesinde havuz vardı. Spor kulübü vardı. Sümer Spor. Türkiye'nin alttan ızgaralı ilk futbol sahası oradaydı. Basketbol, voleybol sahası vardı. Güreş minderi, boks ringi, bisiklet parkuru, tenis kortu vardı. Ameliyathaneli, laboratuvarlı, 40 yataklı hastanesi vardı. Eczanesi, ilkokulu vardı. Kadın işçilerin çocukları için kreş vardı. Yiyecek kooperatifi, fırını vardı. İşçileri şehirden fabrikaya getirip götürmesi için mini treni vardı. Kendi enerjisini kendi üretiyordu. Santrali vardı. Nazilli'ye elektrik veriyordu. Fabrika bünyesinde Nazilli halkına, özellikle genç kızların meslek edinmesi için ücretsiz kurslar düzenleniyordu. Okuma yazma kursu veriliyordu. Civar köylere sağlık personeli gönderiliyordu. Hastalar tedavi ediliyor, ücretsiz ilaç veriliyordu. Bölgedeki sıtma salgını fabrikanın sağlık personeli tarafından kurutuldu. İşçilerin 264 dairelik, toplam 1000 kişilik lojmanı vardı. Hamam vardı. Sadece işçilere değil, halka açıktı. 6 ayda bir yöre halkına ücretsiz basma dağıtılıyordu. Demirhanesi, marangozhanesi, dökümhanesi vardı. Başka fabrikalar için malzeme üretimi yapılıyordu. Arge bölümü vardı. Daha fabrika açılmadan fabrikada kullanılacak pamuk türevleri geliştirildi. Islah çalışmaları sonucunda 28 pamuk çeşidi tescil ettirildi. Tescil ettirilen bu pamuk türevleriyle tüm Ege bölgesinin pamuk üretimi artırıldı. 200 adet pamuk ekme makinesi ve modern tarım aletleri yurt dışından getirildi. Çiftçilere dağıtıldı. Çevreye on binlerce ağaç dikildi. Fabrika sosyo-kültürel açıdan şehrin merkezi haline gelmişti. Bu fabrikaya yurt dışında Atatürk modeli fabrika dediler. Aman aman beyler be.
Kardeşleri öldü, çocuğu olmadı, boşandı, karaciğeri iflas etti. Mustafa Kemal. Evladı olmayan yetimin duygularını anlatın evlatlarınıza. Anlatın ki o yetimin kendilerine bıraktığı hediyenin kıymetini kavrasınlar. Kısacık ömründe bir insanın başına ne felaket gelebilirse hepsi geldi. Bunu anlatın. Direnen, teslim olmayan ruhu anlatın. Korkmasınlar zorluklardan. Korkmasınlar tek başına kalmaktan. Korkmasınlar beş parasızlıktan. Korkmasınlar doğruluktan. Kader, bu topraklarda yaşayan özgür karakterli insanlara mecburi görev yüklüyor. İlelebet mücadele edeceğiz. Korkmasınlar hayattan. Yürek sadece organ değil. Bunu anlatın. Alkış yok, alkış yok, alkış yok. Anlatın. Çıt diye bir ses. Çıt, çıt, çıt. Gökyüzünden düğme yağdı biliyor musunuz? Düğme yağdı gökyüzünden. Atatürk'ün o bayrağı sarılı tabutuna düğme yağdı. Rengarenk düğmeler, düğme yağıyor, çıt çıt. Herkes yukarı baktı. O caddedeki dükkanlarda, bürolarda Türkiye Cumhuriyeti'nin her milletten ve dinden vatandaşları var pencerelerde. Bu vatandaşlarımız önderlerini, bu güzel insanı kendi matem geleneklerine göre gömleklerini, ceketlerini, düğmelerini kopararak uğurluyorlar. Nasıl bir görüntü? Atların çektiği top arabasında Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu ve üstüne rengarenk düğmeler yağıyor. Pencerede gözyaşlı insanlar. Gömleklerin, ceketlerin düğmelerini kopartarak uğurlamak ne demekmiş biliyor musunuz? Ben senden sonra eksik. Daha anlatamadığımız nice anısı var Mustafa Kemal'in. Saydığımız tüm üstün yeteneklerinin yanında insani yönüne değinemedik mesela. Herkes gibi onun yaşamında da hırslar, heyecanlar, öfkeler, iniş ve çıkışlar var. Renkli bir kişiliği vardı. Askerleriyle sohbet eden, köylüyle hayran bölüşen, şekerli kahve seven, bağdaş kuran sade bir vatandaştı. Yemek seçmez, sofraya gelen her yemeği yerdi. Sık sık saray burnuna giderek halkın arasına karışmayı ve
onlarla birlikte müzik dinlemeyi çok severdi. Ona Sarı Paşa derdi. Kararlı bir devlet adamı sertliğine ve cesur asker kişiliğine karşın özel yaşamında çok duygusaldı. Ömrü boyunca evlat özlemiyle yarım tutuşarak manevi çocuklarıyla oldu. Cumhurbaşkanı oldu ama mutlu bir aile reisi olamadı. Her insan gibi o da ölümlüydü. Doğa onu da zamanı gelince alacaktı. Öyle de oldu. 1938 yılının 10 Kasım günü bu güzel insan aramızdan ayrıldı. Biz bu ölüme hazır değildik kuşkusuz. Ve bizim gibi başka uluslar da uzun süre inanamadı. Kimi uluslar bunu derinliği ölçülemez büyük bir kayıp, büyük bir acı olarak gördü. Kimileri onun ölümünden sonra dünyayı eskisi kadar enteresan buldu. Kimileri ise bir güneşin battığını söyledi. Sessizce
saygı ile atalarına dua eder. Son gece sabaha kadar sokaklarda kalırlar. Uzun cenaze alayını görebilmek için kaldırımları doldurup ağaç dallarına, camilerin minarelerine tırmanırlar. Kılınan cenaze namazının ardından bir top arabasına yerleştirilerek sarayın rıhtımından ağır ağır yola çıkar. Saray bunu açıklarında bekleyen Yavuz adlı gemiye konur. Atatürk Ankara'da toprağa verilecektir. Tabut o akşam İzmit'te Cumhurbaşkanlığı Beyaz Sarayı'nda Atatürk'ün özel kompartımanına yerleştirilir. Çevresinde yine altı meşale yanar. Yalın kılıç dört subay gibi tutar. Işıksız tren gecenin içinde ağır ağır Ankara'ya doğru yol alırken yalnız onun kompartımanı ışıklı bir dikdörtgen halinde Anadolu'nun sonsuz kırlarına doğru ilerler. Yol üzerlerinde biriken binlerce köylü treni bekler. Atalarının son geçişini görmek isterler. Meşaleleri sallayıp ellerindeki azıcık petrolü yere dökerek tutuşturuyorlardır. Toprağından yeni bir Türk milleti var eden büyük kahramanı ana vatana dönüş yolunu ışıklandırmak için. İlçemizde yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında ödül alan öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere Sayın Kaymakamımız ve protokolüm değerli üyelerini sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Yeah.
Yo.